Maaşlar ne olacak diye konuşmuştuk. Oradan bir yola çıkarak 2024 Temmuz tahminini sizinle paylaşalım efendim. Maaşlar ne olacak? SSK Bağkur emeklisi mevcutta 8 bin lira alıyor. 5 aylık şimdi aylık ortaya çıkan enflasyonla hak edilen bu 8 bin olmuş 8.920. Temmuz'da tahmini 10.030 lira olacak. SSK Bağkur emeklisi 10 bin liraysa maaşı 5 aylık 12.270 oldu. 12.540'a çıkacak tahmini. Eğer bir de refah payı alırsa, tabii refah artıyor, tabana yayılıyor. Hepimiz bir şöyle refahtan payımıza düşeni alıyoruz. Genelde şöyle bir şey oluyor refah payı. Şöyle oluyor bizde. Niye genelde bize refah payı hep borç olarak düşüyor? En düşük memur emeklisi 14.740 liradan 17.000 liraya tahmini nereye gidiyormuş? 17.690. Refah payı da alırsa 19.000 liraları bulacakmış. En düşük bekar memur 36.000, 35.000 aralığında bir şeyler alacaklar. Maaşlar tahmini olarak böyle. Bu maaşlarla enflasyon karşısında aslanlar gibi dimdik durmaya devam edecek milyonlar. Peki Gökhan, az önce Fenerbahçe Kongresi ile ilgili olarak bir şey söyledin. Bugün Fenerbahçe Kongresi'nde divan kurulu seçilecek. Yarın başkanlık yarışı var. Çok da gergin bir atmosfer söz konusu. Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışıyor. Günlerdir de kamuoyu yakından takip ediyor. Ali Koç'un açıklamaları, Aziz Yıldırım'ın mesajları, Fenerbahçe camiası çok böyle yakından takipte. Şu an Fenerbahçe Kongresi öncesinde divan teşkil edilecek. Divan kurulu başkanı seçilecek. Gerilimli böyle tansiyonu yüksek anlar yaşanıyor. Bir böyle atmosfer bozulduğunda, değiştiğinde, bir sıkıntı, bir gerilim olduğunda o tarafa döneceğiz. Dileriz böyle demokrasi içerisinde Fenerbahçeliler gider şu işte fikirlerini, kararlarını sandığa atarlar. Oradan da bir başkan çıkar. Fenerbahçe'nin başarısı için de çalışır. Her kim çıkarsa Fenerbahçe için hayırlı olsun diyelim, ama Fenerbahçe Kongresi için ara ara şöyle bir bakma ihtimalimiz var salona. Peki bu 3.000 liralık ikramiye için siz ne diyorsunuz? Nasıl iş diyorsunuz, öyle değil mi? Yani 3.000 lirayla şöyle koçun bacağını alamazsınız. Yani işte Tosun'un, Dana'nın, ne bileyim ya, hiçbir yerini alamazsınız 3.000 lirayla. Peki 3.000 lirayla ne yapar emekli diye soralım. Bayram planı yapabilir mi mesela 3.000 lirayla? İkramiye değil mi bu? Yani bir hiç değilse bayram tatili planı yapsın. Ama 3.000 lirayla bir şey yapması mümkün dahi değil. 10-14 Haziran'da ne olacak efendim? İkramiyeler yatacak. Gözümüz aydın. Emeklinin gözü aydın. Bu hafta yani 10'undan 14'üne kadar ikramiyeleri alacaksınız. Onun işte kimlik numarası var, son rakamı var, şuyu var, buyu var. Ama 14'ünde cepte ikramiyeler. Maaşlar, valla maaş da büyük ihtimalle bayramdan önce yatar diye bir hava söz konusu. Şimdi toplu ulaşım ücretsiz olacak. Bak, bir yerden bir yere gidebilir mi emekli diyordunuz. Toplu taşım ücretsiz. Ankara'da gezebildiğin kadar. İstanbul'da tarihi bir sürü yer var. Turistik bir sürü yer var. Şöyle bir gez ama ezilme sakın. Tabii kalabalığın içerisinde ezilmeyesin. Dikkat et emekli. O yüzden en azından dikkatli gez. Bak, toplu ulaşım ücretsiz. Bir yerde kahve, çay içemiyor emekli. Peki bu maaşlarla nedir durum, bu nasıl iş derseniz, dalga geçiyorlar bizimle diyor emekli. Eminönü'nü seyredeceğiz. Hani dedi ki İstanbulluya, bak toplu ulaşım ücretsiz, git Eminönü'ne, ne güzel. Şöyle sarayı, Topkapı Sarayı'na bak, camilere bak, Galata Köprüsü'ne bak, az önce söyledik. Ama ezilme tehlikesi var, onu da söylemek lazım. Çünkü İstanbul eskisi gibi, bayram oldu, tatil oldu, İstanbul boşaldı, İstanbul rahatladı diye bir şey söz konusu değil. Bayramda emeklinin olmayan planına bakalım efendim. Ne yapamayacak acaba emekli? Kamu çalışanlarımız için
Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldı. Bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz. Bizim işimize yaramıyor. Malum böyle bu tip şeyler devlet dairesindeki olan yerlere yarıyor. Kamu çalışanları 9 gün iznini aldı. Peki ya özel sektörde çalışanlar? Onların izni 9 gün olsa da tatil planı yapabilirler mi? Bütçe mi kaldı ya? Dışa çıkıyorsun, sade bir nefesimizde hava alamıyor. Sade hava parası vermiyor. Hava aldığınız için onda parasını alacaklar. Bu bayram onların bayramı. Çünkü lüks çatavat içinde kendileri yaşadığı için. Benim siyasi görüşüm MHP'ye yakın. Ama gidemem. Ben gidemem yani. Şu anki Türkiye şartlarında ona gidebilecek insanlar çok azdır bence ya. Memlekete falan belki gitseniz o da bol. O da oraya da gidemiyoruz. Çünkü yol parası, gidiş geliş, geliyoruz kiramız aksıyor. 3 ay geriye atıyor yani bizi. Zenginin, parası çok olanların, lobilerin, onların bayramı. Fakir fukaraya bayram yok. Gidemeyeceksin. Böyle bir ekonomik krizde gidemeyiz zaten. İstanbul'da dolu zaten, kimse çıkamıyor dışarı. Emeklilerin ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında hesaplarına yatacak. Peki 3000 lirayla onların planı ne? Marjı yine artıyor 3000 lira. Fazla geliyor yani. Ya bunlar bizden dalga geçiyorlar. Ben ailemi koluma takıp da istediğim gibi bir yerde oturup da bir kahve içemiyorum. Kaçıncı sınıf insanım hemşerim. Lafla olmuyor bu işler. İBB bayram boyu toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Binmek beleş de inmek parayla. Çok kalabalık oluyor. Yani bu bir fırsat olarak değerlendiriyorlar. Ve haklılar da. Evet, bayramda ne yapamayacaklar? Yani aslına bakarsanız herkes hiçbir şey yapamayacak. Efendim, metal 5 liranın üzerindeki resmin bir dikkatimizi çeksin, kulakları, görünümü, yani kimse farkında değil mi? Bu nasıl işlemiş Hasan Atilla Sümer? 5 liranın, o metal 5 liranın üzerinde hatıra para olarak da basıldığında Atatürk rölyefi çok tartışılmıştı ya. Atatürk hüzünlü, Atatürk'ün yüzüne benzemiyor kulakları falan diye çok fazlasıyla tepki vardı. Hasan Bey bir kez daha ona işaret etmiş efendim. Mehmet Bey, ya ne çok Mehmet var memlekette Mehmet Bey yine. Yani Mehmet niye bu kadar çoksunuz siz? 2,5 milyon musunuz? Gerçekten mi? Ya Mehmet Severler Partisi kursanız iyi kötü oy alırsınız yani. Emekliler mesela parti kursa falan diye konuşuyoruz. Mehmet Bey diyor ki soldakiyle 14 kilo et alınıyor 200 euro ile ilgili olarak söylüyor. Yandaki diğer taraftaki sağdaki 200 lirayla 4 kilo et mi? Nerede 200 liraya nerede 4 kilo et alıyorsunuz?